elini her birinizin cebine atıyor. TÜİK bir eli her birinizin cebine, çantasına sokuyor. Oradan para çalıyor. Nasıl çalıyor? Enflasyon, gerçek enflasyon %127 iken enflasyonu 64 diye açıklıyor. Ve emekliye zam verileceğinde bu açıklanan resmi enflasyon rakamları dikkate alındığında her birinizin cebinden para çalıyorlar. Bakın, ENAK diye bir kuruluş var. Nereden hesap yaptığını, nasıl hesap yaptığını açıkça paylaşıyor ve TÜİK'in %64 bulduğu enflasyonu üniversite hocaları %127 bulmuş. Gerçek enflasyon bir yıl öncesine göre TÜİK diyor ki %64. ENAK diyor ki %127. Şimdi birlikte bakalım. Bir yıl önce dana eti 197 liraymış, 200 liraymış. Doğru mu? Bugün 482 lira. Doğru mu? Aradaki fark %143. Koyun eti 200 liraymış, 530 liraya çıkmış. Doğru mu? Şöyle yapalım. Bakın, burada eğer bir tane yanlış rakam varsa itiraz edin, canlı yayın itiraz edeni versin. Doğruysa bu rakamları hep beraber onaylayın, Türkiye duysun. 200 liralık koyun eti 538 liraya çıktı mı? Aksini iddia eden var mı? Zeytinyağı 118 liradan 330 liraya çıktı mı? %180 artmış mı? Aksini söyleyen var mı? Dana eti %143, koyun eti %157, zeytinyağı %180, patlıcan %123, çay %90 artmış, havucun kilosu pazarda geçen sene 9 liraymış. Doğru mu? Şimdi 30 lira mı? 50 lira diyen var. 3 kat artmış. Ama enflasyon TÜİK'in Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumuna göre %64 artmış. Böyle olunca ne oluyor? Emekliye zammı TÜİK'in hesabına göre veriyorlar. TÜİK'in hesabına göre verilince memur emeklilerine %49 zam yapmıştı. En düşük emekli maaşı 7500 liraydı. Onu büyük müjde diye söylediler. %33 zam yapıp 10.000 lira yaptı. SSK Bağkur emeklisine 42,5 verdi ve fiyatlar %140, %160, %110 artarken, ortalama enflasyon %127 iken size verilen zam ortada. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır bir şey söylüyor. Siz diyor bile isteye teammüden emekliyi yoksullaştırıyorsunuz. Bakın, 2006 yılına kadar emekliler açısından hayat herkese ne kadar zorsa emeklilere de o kadar zordu. 2006'da geldiler, güncelleme katsayısını düşürdüler. Aylık bağlama oranını düşürdüler. Aylıkların alt sınırlarını düşürdüler. Ve o günden itibaren emekli maaşları gitgide düşmeye başladı. Bunlar geldiğinde bir emekli, en düşük emekli maaşı, demin 10 bin lira alıyorum dediler ya, en düşük emekli maaşı bu ay 7500'dü, gelecek ay 10 bin lira olacak. En düşük emekli maaşı asgari ücretin %144'üydü, %147'siydi. Yani asgari ücret 1 ise en düşük emekli maaşı 1,5'tu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu aya kadar %44'ündeydi, eleştiriyorduk. Son yaptıkları zamla %59'a denk geldi. Asgari ücret 17.002 lira, en düşük emekli maaşı 10.000 lira. Bu durumda %59'u kadar veriyorlar. Bizim memleket altın hesabını yapar, sever. Çünkü paradan 6-0 atıldı, milyon diyorduk TL oldu. Milyarlar bin oldu, hesaplar karıştı. Bakın, çok basit bir hesap yapacağız bütün Türkiye'nin gözünün önünde.
2002'de 228 milyonken emekli maaşı, en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katı iken o maaşı çekip sarrafa gittiğinizde 8 tane çeyrek altın alıyordunuz. 8 tane. Hesap ortada. Bugün gelecek ayın ilan edilen 10 bin liralık en düşük emekli maaşıyla 2,5 tane altın alıyorsunuz. 3 de değil 2,5. 5,5 altın, 5,5 çeyrek altın her ay Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle emeklinin evinden çalınıyor, başka birilerinin cebine konuluyor. 8 çeyrek altından 2,5 çeyrek altına gelinen bir noktadayız. Bunu bütün emekliler adına, bütün memleketimize, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, MHP'ye oy veren herkese şikayet ediyoruz. Siz oyu veriyorsunuz, onlar cebinizden her ay 5,5 çeyrek altını alıp zenginlere veriyorlar. Hesap ortada. Bunun hesabını emekliye vereceksiniz. Bunun hesabını emekli sizden soracak. 31 Mart hesap günü olacak. Bu hesap sorulacak. Bütün dünyada nüfus yaşlanırken emeklilik sistemlerinin büyük bir sorunu var. Emekli maaşları gayri safi milli hasılada milli gelire oranı artıyor. Kaçınılmaz bir şey. Bir milli geliriniz var. Nüfusunuz yaşlanıyor. Emekliye ödenen paranın payı artıyor. Buna çare arıyor dünya. Ne olarak arıyor? Gelirlerini arttırmak için arıyor. Başka tedbirler arıyor. Türkiye'de durum ne? Hele hele ne beklersiniz? Nüfus yaşlanıyor. Bir de geçen sene 2,5 milyon yeni emekli geldi. Ama emekliye tüm emeklilere ödenen aylıklar toplamının milli geliri oranı 3 yıl önce %7 iken şimdi %5'e gerilemiş. Bakın emekli sayısı artmış. Nüfus yaşlanmış ama emekliye verilen para milli gelirin %7'sinden %5'ine düşmüş. Şimdi EYT'yi çıkarmam dedi, bunlar çift dikiş yapacağım dedi, seçimi kaybetme tehlikesi belirince EYT'yi çıkardı ya, biz 2,5 milyon kişiyi emekli ettik diyor ya, emekli edersen ne yaparsın? Emekliye maaş ödersin. Yeni emeklinin maaşını eski emekliye ödettiriyor. Yeni emekliye bağlanan maaşı siz ödüyorsunuz. %7 varken para 5'e düşmüş. Yani emekliye ayrılan para hem 7'den 5'e düşüyor hem de dünya kadar yeni emekli sayısı var. Hem EYT'yi çıkardım diyeceksin. Herkesten oy isteyeceksin. Sonra yeni emeklinin